Evet, Genelkurmay Başkanı darbe değil, biz sadece devrim değerlerini korumak ve geçiş sürecini istikrarsızlıktan kurtarmak istiyoruz dese de yapılanlar darbeyi andırıyor. Konuyu bir de Orsam uzmanı Sayın Nebahat Tanrıverdi ile değerlendireceğiz. Sayın Tanrıverdi, merhaba. Merhabalar Fatih Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim, Arap Baharı Mısır'dan sonra bir ülkede daha başarısızlığa veya kaosa mı sürüklenmek isteniyor diye sorular akla gelmeye başladı. Özellikle Libya'da iki gün üst üste gerçekleştirilen darbe girişimi bu soruların sorulmasına neden oluyor. Ne oluyor Libya'da? Nasıl açıklamak istersiniz Libya'da gerçekleşenleri? Esasen Libya'da son 3 yıldır zaten istikrara ulaşıldığını söylemek çok da doğru olmayacak. Yani bugünkü darbe girişimini ve birkaç gün önce bertaraf edildiği iddia edilen diğer darbe girişimini de bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Özellikle güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaşayan, ekonomik anlamda da 2011 öncesi döneme henüz ulaşamamış, istikrara kavuşamamış bir ülkeden bahsediyoruz. Milis güçleriyle ilgili ciddi sorunlar vardı. Özellikle merkezi ordunun, yani milli bir ordunun kurulamaması sık sık gündeme gelmekteydi. Kısa bir süre önceye kadar da siyasi bir krizle çalkalanmaktaydı ülke. Ve hala bu siyasi krizin izleri devam ediyor. Yani bu siyasi krizin de çözüldüğünü söylemek çok mümkün değil şu anda. Birkaç gün öncesine kadar yeni bir geçiş hükümetinin kurulup kurulmaması, yeni bir yol haritasının yani temel hatları neler olacak, bunlar tartışılmaktaydı. Bugün de özellikle seneyi devriyesi olması hasebiyle ülkenin bazı yerlerinde çeşitli protesto gösterileri de özellikle Bingazi, Srinayka'da gerçekleşiyor. Ben özellikle bugünkü darbe girişimini bu hoşnutsuzluğun bir fırsata çevrilmeye çalışılma çabası olarak görüyorum. Zaten şu ana kadar gelen bilgiler darbenin başarısız olduğuna yönelik. Evet. Hali hazırda Libya'da herhangi bir darbenin başarılı olması da çok mümkün değil bu tablo içerisinde. Çünkü herhangi bir askeri grup, yani bu milisler için de geçerli, ordu içerisinde diğer fraksiyonlar için de geçerli. Hiçbir güç ülkenin tamamını kontrol edebilecek kapasiteye sahip değil. Ancak bu darbe girişimleri ülkedeki istikrarsızlığın boyutunu daha da arttırabilir ihtimali, yani güçlü olarak masada durmaya devam ediyor. Bunu da belirtmek lazım. Yani mevcut hükümeti askeri bir darbe değil, var olan veya oluşacak bir istikrarsızlık belki de görevden uzaklaştırabilir. Asıl darbe de bu olabilir diyorsunuz. Muhakkak, yani bunu unutmamak kaydıyla konuşmak gerekiyor bence. Evet. Çünkü zaten yani bugünkü darbe açıklamasının ardında bu yani bir 10-15 dakikalık bir video kaydıyla gerçekleşmiş bir açıklama, ama aldığımız haberlere göre Libya sokaklarında herhangi bir askeri faaliyet, yani hareketlilik yok. Zaten kendine de çok taraftarda bulamadı. Bugün son gelen haberlere de baktığımızda. Zaten Mısır, yani Libya'da şu anda çok büyük, ciddi anlamda kutuplaşmış bir halktan bahsediyoruz. Herhangi bir grubun diğer grubu elimine etmesi çok mümkün değil. Herhangi bir grubun tüm ülkeyi kontrol edebilecek, daha önce söylediğim gibi, bir askeri gücü de bulunmuyor. Hemen hemen her bakanı kendine ait bir milis kuvveti var. Evet. O nedenle yani darbeyi yapabilecek bir askeri güç yokken buna kalkışmak aslında biraz naif bir duruş. Daha önceki dediğim gibi, yani bugün sabah yapılan açıklama daha çok Libya'daki son birkaç haftadır yaşanan siyasi krizin bir fırsata çevirmeye yönelik bir çaba. Çok başarılı olamaz. Bundan sonraki çabalar da başarılı olamaz. Ama yani dediğim gibi Bingazi ve Trablus arasında devam eden, son iki yıldır devam eden ayrışmayı derinleştirir ve siyasi istikrarsızlığa katkıda bulunur, arttırır. Bu ihtimaller bugün içinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gelen tepkiler özellikle önemli bu açıdan. Zeydan hükümetinin hem siyasi krizle birlikte hem de bu darbe söylentileriyle birlikte bu birkaç gün içerisinde nasıl karar alacağı ve diğer grupları ikna edip edemeyeceği belirleyici olacaktır bu açıdan. Ne bekliyorsunuz? Söylediklerinizden anladığıma göre bu darbenin arkası gelecek. Yani birkaç girişim daha olacak ama başarıya ulaşması söz konusu değil. Sadece ülkeyi bir anlamda siyasi kaosa doğru götürecek girişimler olarak söylüyorsunuz. Ali Zeydan, Başbakan Ali Zeydan daha ne kadar dayanabilir? Veya bununla mücadele noktasında neler bekliyorsunuz? Hükümet ne gibi adımlar atabilir bu noktada?
Yani iki ihtimal bulunuyor. Bu ihtimalden bir tanesi daha sert bir tutumla Ali Zeydan'ın bütün uzlaşı çabalarını bertaraf edecek ve ülkeyi kaosu sürükleyecek ihtimal. Diğer ihtimal de diğer gruplarla belki bir uzlaşı sağlayarak görece bir istikrar elde edip seçimlere gidilmesi önümüzdeki yıl içerisinde. İkinci ihtimal tabii daha olumlu sonuçlar doğurabilecek bir ihtimal. Müslüman kardeşlerle ve diğer özellikle aşiretlerle ve siyasi gruplarla anlaşabilirlerse eğer belli bir belli ilkeler üzerinde en azından temel yasaların yapılması ve hızlı bir şekilde seçimlere gidilmesi şu anda Libya'yı görece istikrara kavuşturabilecek en iyi ihtimal. Yani bunu başarabilirler mi? İnanın ki şu anda bunu kestirmek çok zor. Çünkü Libya'da durum yani fraksiyonlar açısından çok fazla grup var ve bu grupların siyasi tutumları da gün içerisinde bile değişmekte. İttifaklar da keza gene böyle. Üstelik son 3 yıl içerisinde de yani ekonomi anlamında, siyaset anlamında, güvenlik anlamında yapılan çabalar çok sonuç vermediği için halk arasında da hoşnutsuzluk mevcut. Yani bu noktada Libya için önümüzdeki dönemde çok kesin öngörülerde bulunmak çok mümkün görünmüyor. Peki kendi kendine gelişen olaylar olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yoksa dış güçlerin parmağı var mı? Mesela Mısır'da, Mısır'daki darbenin arkasında İsrail'in olduğuna yönelik çok kuvvetli söylemlerin olduğunu, delillerin olduğunu bize gelen haberlerde gördük, izledik. Libya'da da mı bu yapılmak isteniyor? Eğer dış güçler varsa yapılmak istenen nedir? Yani şu anda bugün sabah yapılan açıklamanın ardından kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Evet. Ama en azından küresel aktörlerin yaptığı açıklama ya da temsilcilerin yaptığı açıklamalara bakarak belli tahminlerde bulunmak mümkün. Yani Tümgen'in yaptığı açıklamanın hemen ardından Amerika'nın Libya'daki misyon temsilcisinin yaptığı açıklamalar henüz Libya'da darbeye yönelik bir girişim olmadı. Buna yönelik bir hareketlenme olmadığına hemen çok hızlı bir şekilde bir yorum vardı. Bu nedenle de yani Amerika'nın çok desteklediğini söylemek mümkün değil bugünkü evet. gelişmeyi. Ancak Tümgeneral öğleden sonra Fransız kanalı Fransız 24'e bir açıklama yaptı. Belki bu açıdan Fransa'nın Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve gelişmelere müdahil olmak istediği yorumunu yapmak mümkün. Ama dediğim gibi yani bugün elimizde olan veriler hangi aktörün hangi pozisyonu aldığını söylemek için yeterli değil. Fakat şunu söyleyebiliriz. Libya petrol arzı için oldukça önemli bir ülke, özellikle Avrupa ülkeleri için. Ve güvenlik sıkıntıları petrol arzını da mümkün, yani güvenliğini mümkün imkansızlaştırmakta. O nedenle Libya'nın görece güvenlik anlamında istikrara kavuşması küresel aktörlerinin işine gelecek bir şey. Bu noktada da bu tarz komplo şeylerine girmek, çeşitli fraksiyonları destekleyerek ülkeyi daha da istikrarsızlaştırmak çok çıkarlarına olmayacaktır. Fakat dediğim gibi yani hangi ülkenin hangi konunu aldığını söylemek çok da mümkün değil şu noktada. Evet. Şimdi Türkiye ise Libya'nın istikrarından yana özellikle Arap Baharı yaşandıktan sonra demokratik seçimlerle iş başına gelmiş hükümetin desteklenmesi noktasında bir politika yürütüyor Türkiye. Bu tür girişimler, darbe girişimleri Türkiye'nin Libya veya bölge üzerindeki politikalarını nasıl etkiliyor? Eğer bir darbe olursa ve Mısır'a benzer bir durum söz konusu olursa Libya'da Türkiye nasıl bir politika izlemek zorunda kalabilir? Yani şu anda dediğim gibi Türkiye'nin de dış politikasında Libya'da darbe ihtimali çok yani belirleyici olacaktır ama yani bu ihtimal çok kuvvetli olmadığı için ve evet. Türkiye dış politikasında Libya'da özellikle tek bir grup yerine devlet kurumlarının güçlendirilmesi, özellikle güvenlik anlamında güvenlik birimlerinin güçlendirilmesi konusunda destek sağladığı için bizim çabamız daha çok istikrara yönelik, istikrara yeniden kavuşulmasına yönelik. Elbette ki darbe ihtimali bizim istemediğimiz, Türkiye'nin desteklemeyeceği bir ihtimal olur. Fakat dediğim gibi zaten Libya'da çok da yani darbeden bahsetmek hani mümkün olmayacaktır. Belki bir iç savaş
ve ya da orta yoğunlukta çatışmaların gerçekleşeceği bir siyasi ortamdan bahsetmek mümkün olabilir önümüzdeki dönemde. Bu dönemde de Türkiye'nin temel rolü gene Libya'nın istikrarından yana olmaya devam edecektir. Peki. Orsam uzmanı Sayın Ebat Tanrıverdi, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun efendim. Rica ederim, iyi yayınlar. Sağ olun.